Herkese tolgozbek.com kanalından merhabalar. Uzun süredir gerçekten üzerine gidemediğimiz bir konu var. Malum koronavirüs havacılığı derinden etkiledi. Hava yolları çok kötü durumda ama biliyorsunuz neredeyse 1,5 yıldan bu yana uçmayan Boeing 737 MAX yolcu uçakları var. Açıkçası Boeing 737 krizi bu koronavirüsü sayesinde unutulur duruma geldi. Ama bir yandan da Boeing bir an önce uçakları tekrar hizmete sokmanın derdinde. Bu konuyla ilgili olarak da hazırlıklar çok önemli aşamada tamamlandı ve içinde bulunduğumuz bu Haziran ayının son günlerinde test uçuşları başlayacak. Bakalım nasıl bir yol izleyecekler, neler yapacaklar? İsterseniz bu videomuzda uzun süredir ihmal ettiğimiz 737 MAX uçaklarına bir bakalım. Bu uçaklar tekrar uçabilecek mi? Nasıl bir yol izlenecek? Bunları beraber inceleyelim. Ekim 2018 ve arkasından 10 Mart 2019. Bu iki tarihte arka arkaya iki 737 MAX yolcu uçağı kazası meydana geldi. Bunlardan biri Endonezya'da, biri de Etiyopya'daydı. İki kazada çok sayıda insan hayatını kaybederken hizmete yeni yeni girmeye başlayan 737 MAX uçaklarıyla ilgili de çok ciddi bir soru işareti meydana geldi. Çünkü iki kazada da MCAS adı verilen sistem hatalı olarak çalışmıştı ve pilotlar yükselmelere çalışmalarına rağmen sistem devreye girmiş. 737 MAX'in burnunu ezerek uçağın çakılmasına neden olmuştu. Bu iki kazanın arkasından tarihler 13 Mart 2019'u gösterirken 737 MAX uçakları yere indi. Tüm hava yolları gerek Amerikan Havacılık Otoritesi FAA gerekse Avrupa Havacılık Otoritesi EASA'nın yayınladığı kararla yere indiler ve bundan sonra da çok ciddi bir bekleyiş başladı. Çünkü hizmette olan yaklaşık 400 adet 737 MAX vardı. Neredeyse bir 600 uçak da Boeing tarafından imal edilmişti. Müşterilerine bu uçaklar verilemedi. Uzun süre 737 MAX imalatı durdu. Bir tarafta hava yollarının siparişleri, bir tarafta son gelişmeler derken sessizlik yavaş yavaş bu konudaki kara bulutlar dağılmaya başladı. Çünkü Boeing MCAS olarak adlandırılan manevra karakteristikleri takviye sistemini yeniden tasarladı. Bu uçakta niye böyle bir sistem var sorusunun cevabı ise şu. Boeing 1960'larda 737 gövdesini tasarlıyor ama normalde 100 kişilik bir yolcu uçağı gövde uzuyor, uzuyor, uzuyor ve bugün neredeyse 230 kişiyi taşıyan bir hale geliyor. Ve tabii ki her nesil 737 ile birlikte kanatlar değişiyor, motorlar gelişiyor ve Boeing bu konuda Avrupalı rakibi Airbus'la ciddi bir rekabet içerisinde. Airbus da A320 serisinde ciddi adımlar attı. Neo serisinde yeni motoru kullanarak Boeing'in bir adım önüne geçti. Boeing'in önünde de bunu eski videolarımda da çok sık anlattım ama tekrar ediyorum. Boeing'in önünde iki seçenek vardı. Ya 15-20 milyar dolar daha harcayıp sıfırdan bir uçak yapmak ya da daha düşük bir bütçeyle 737 ailesini son kez büyütmek. Boeing daha ucuz olan yolu seçti. Maliyetlerini kontrol etmek amacıyla 737'lere yeni motorları taktı. Bu motorların bir benzerleri A320 Neo serisinde de kullanılıyor. LEAP 1 motoruyla birlikte bu uçaklar çok daha ekonomik olacaktı. Ama şöyle bir sorun vardı. Uçakta, bu yeni motorda fan çapları çok büyümüştü ve 737'nin kanadının altına sığmıyordu. İniş takımları büyütüldü. Uçakta bazı tasarım değişikliklerine gidildi ve bu motor uçağa uyduruldu. Ama bu genel gövde yapısında bir değişikliğe gidilme şansını da yanına getirmişti. Yani uçak çok daha yüksek süratlerde havada tutunması gerekiyordu. Tabii bu motor değişimi uçakta da aerodinamik olarak birçok değişikliği yanına getirmişti. Motorların biraz daha öne alınmasıyla birlikte uçak sürekli burnunu yukarı doğru kaldırma eğilimi gösterecekti. Bunun da önlenmesi için Boeing bu MCAS olarak adlandırılan sistemi devreye aldı. Bu sistem uçağın burnunu bastırarak yani yukarı kalkıp süratsiz kalmasının önüne geçecekti. Bu sistem aynı zamanda aslında bu sistemin ilkel bir versiyonu 737 NG olarak adlandırılan Next Generation ailesinde yani bunlar
600, 700, 800 ve 900 modellerini içeriyor. Bu sistemde çok bunun bir basiti vardı ama MKS daha geliştirildi ve 737 MAX'lere kondu. Fakat bu son iki kazada MKS'in istemsiz olarak devreye girmesiyle kazalar meydana geldi. Boeing çok basit bir şekilde bir modifikasyonla bunları halletmeyi düşünürken bunu halledemedi. Ve yoğun kamuoyu baskısı, bir taraftan da tabii Boeing FAA ilişkileri tekrar ortaya saçıldı ve bazı şeylerin atlandığı ortaya çıktı. Ve FAA Boeing'den tamamen yepyeni bir sistem, özel bir uçuş kontrol yazılımı yazmasını istedi. Boeing mühendisleri uzun süredir bu yazılımı hazırlamışlardı ve sonunda bu yazılımların bütün testleri tamamlandı, simülatör testleri tamamlandı. Bu aşamalara hep Amerikan Havacılık Otoritesi FAA eşlik etti ve arkasından Haziran ayı sonunda ilk resmi test uçuşları FAA pilotlarının ve mühendislerinin katılımlarıyla başlayacak. Bu uçuşlarda Boeing'in verdiği bilgiye göre sol tarafta kaptan koltuğunda FAA test pilotu uçacak. Sağ koltukta da Boeing'in test pilotu uçacak. Ve içeride tabii çok sayıda mühendis olacak. Ve bu simülatörde yapılan uygulamalar tek tek uçakta kontrol edilecek ve arkasından yeniden sertifiye edilecek bu uçak. MKS'in konulma nedenlerinden biri de yeni bir tip eğitimine gerek kalmadan uçağın pilotlar tarafından kullanılmasıydı. Tabii ki eğitim konfigürasyonu da tekrar değiştiriliyor. Yeni dersler oluşturuluyor. Simülatörde MKS'in devreden çıkması, neler yapılabilir, neler edilebilir bunlarla ilgili birçok değişiklikler de gündemde. Tabii sistem baştan aşağı kontrol edilirken 737 MAX'lerin trim sistemleriyle ilgili de birçok modifikasyon yapıldı. Bu modifikasyon da FAA yetkilileri tarafından test edilecek ve bakılacak ama biz bakalım bu nasıl bir süreç izleyecek, ne kadar sürede yeniden sertifiye olacak bunlar merakla bekleniyor. Boeing ve FAA ilişkileri tabi son zamanlarda epey gerildi. Çok zorlu bir süreç bekliyor ama kapıda FAA'den sonra bu uçağa sertifikasyonunu isteyecek olan örneğin Avrupalı Havacılık Otoritesi EASA var. Geçmişte neydi? İşte bir uçak, örneğin bir Airbus uçağı EASA tarafından sertifiye edip yani onaylandığı zaman FAA de otomatik olarak bu onayı kabul ederdi. Ama tabii bu kaza biraz işleri değiştiriyor. FAA sertifikasyonunun sonrasında EASA da uçağı kendi standartlarına göre test edecek ve bu sertifika sürecinin hiç de aynı olacağı düşünülmüyor açıkçası. Bakalım nasıl bir yol izlenecek, neler yapılacak bunları da merakla bekliyor olacağız. Videonun başında da belirttiğim gibi Boeing artık gündemin değişmesiyle birlikte ki herhalde iyi ki koronavirüs çıktı da havacılık biraz krize girdi belki diyor mudur demiyor mudur açıkçası bilmiyorum ama MAX'ler, 737 MAX uçakları gündemden düştü. Boeing ne yaptı? Yaklaşık 400'e yakın uçak sipariş edilmişti. Bu uçakların yaklaşık mesela 13 adeti Türkiye'ye teslim edilmişti. Kullanıcıları Türk Hava Yolları ve Korenon Hava Yolları'ydı. Hava yollarıyla oturdu. Boeing anlaştı bir kısmıyla, önemli bir kısmıyla ve bunlara zararın tazmin edilmesi için çok ciddi miktarda paralar ödedi. Örneğin Türk Hava Yolları yaklaşık 250 milyon dolar 2019'un son gününde kasasına girdi ve kendi mali durumunu da çok düzelten çok önemli bir adım oldu. Belki Mart ayında başlayan pandemi kriziyle birlikte bu parada Türk Hava Yolları'nın giderlerinin kontrol edilmesi ve ayakta durulması için de belki de önemli bir can suyu olmuş da denebilir. Boeing tabii ciddi miktarda para harcadı. Hava yollarına paralar verdi. Tazminatların karşılıklı olarak bir şekilde anlaşılarak ödenmesi yoluna gitti ama bu tabii 737 MAX açısından çok ciddi bir başarısızlık oldu. Bugün 600'den fazla 737 MAX tekrar teslim edilmeyi bekliyor ama ilk adım tabii ki FAA ve daha sonra EASA'dan alınacak sertifikasyon. Bunun arkasından geçtiğimiz günlerde Boeing imalat hattını tekrar devreye sokmaya başladı. Uçaklar yavaş yavaş yeniden imal edilmeye başlandı ama tabii birçok havayolu pandemi krizi sonrasında yeni uçaklarını pek almama yoluna gidiyor. Hatta birçok sipariş iptali var. Bu konuda da bir hareket olacaktır önümüzdeki günlerde. Bazı havayolları ise filolarındaki eski uçakları hızlı olarak envanterden çıkartıyor. Bunun yerine düşük yakıt tasarrufuna sahip daha yeni nesil uçaklar alma yoluna gidiyor. Ve tabii ki bu karar da havayolunun ekonomik yapısıyla birebir ilişkili bir durum. Bakalım Türk şirketler, Türk Hava Yolları olsun, Sun Express'in siparişleri var, Korenon'un alım planları var. Nasıl gidecek, ne yapılacak bunların gelişmelerini bizler de merakla bekliyor olacağız. Ama öncelikli olarak uçağın sertifikasyonunu tamamlaması ve
otoriteler ve hava yolları nezdinde tekrar itibarını kazanması lazım. Yolcu açısından itibarını ne zaman kazanır ben merakla bekliyorum ama koronavirüs nedeniyle birçok şeyi unuttuk. Bu uçaklar tekrar hizmete girdiği zaman nasıl uçacaklar? Muhtemel birçok yolcu bana hatırlamayacakmış gibime geliyor. Bu videomuzda 737 Max ile ilgili son gelişmeleri ele aldık. Havacılık videolarımız hafta içi her gün saat 19'da sizlerle buluşmaya devam ediyor. Katıl butonumuz aktif. Sizlerden destek bekliyoruz. Bize sorularınızı yorum yazabilirsiniz veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Kanalımız için beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Bildirimlerinizi açın ve tabii ki hala abone olmadıysanız sizleri bekliyoruz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com'da. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.